Oha. Ulan manyak! Kız. Öz düşmanı! Durma kız! Sen beni ne atla kaçırıyorsun lan? Zülfiye, ortalığı ayağa kaldırırsın, sus! At bu nasıl? Bu Niyaz, bak koca kafana at! Vurma kız, biri görecek! Vuracağım, aklın başına gelene kadar vuracağım! Sümükler mi? Sen kim, ben kim? Yürü git yoluna! Zülfiye! Seni biriler tehdit mi ediyor? Ne tehdidi lan? Çeyrek akıldır! Ne tehdidi? Bunlar senin sözlerin olamaz Zülfiye! Korkudan böyle söylüyorsun! Allah'ım sen bana sabır ver! Akıl fakiri Avni! Ben seni sevmiyorum. Ben Burhan'ı seviyorum. Bunu Sağır Sultan bile duydu. Senin kulakları sağır mı? Çok şiddetli bir sevgimiz var Sülbiye. Bunu kabul et. Sen aslında beni seviyorsun ama söyleyemiyorsun. Gözlerin yalan söylemiyor. Hem insan sevdiğin yerden yere vururmuş. Ha? Bak, hala vuruyorsun. Tabii. Sevdiğimden vuruyorum. Geri zekalı. Hadi kış kış. Yaz olmadan da gelme. Ne oldu kız? Baba. Ablan mı? Adam baba tarlada. Tarlada adam olmaz kız. Karılar olur. Ölü adam baba. Baba adam ölmüş. Ne? Ne? Ölmüş mü? Oturunca düşmanlık dışarıda kaldı, tamam mı? Tamam Kezban yenge. Biz ikimiz bu köyün iyiliği için çalışacağız. Çalışacağız. El ele verip bu cahil köylüleri okur yazar yapacağız. Yapacağız. Bu iş düğünlerde çalgıcılık yapmaya benzemez. Benzemez. Bu iş sorumluluk ister. İster. Disiplin şart. Şart. Kapağın kuşu musun sen? Beni tekrar edip durma. Durmam. Burhan. Dersleri kahvede vereceksin. Bir ayda bu köydeki herkes okur yazar olacak, tamam mı? Tamam mı dedem? Burhan beni delilendirme de konuş. Konuşunca da kızıyor, konuşmayınca da kızıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Sabrımı taşırma Burhan. Taşırmam. Amma ödeksin lan. Şunu sakın aklından çıkar. Sülbiye'nin anası olarak düşmanım. Muhtar olarak dostum. Anladın mı? Anladım Kezban yenge. Şımarmak yok. Yok. Suistimal yok. Yok. Hani tekrar yoktu? Hani dostluk? Sakın burada olduğumu kimseye söylemeyin, olur mu? Düşmanın mı var? Birinden mi saklanıyor? Lütfen bir şey sormayın. Sadece burada olduğumu kimse bilmesin. Söylemezsiniz değil mi? Olur. Olmaz, olmaz! Söyleyeceğim işte, söyleyeceğim! Affedersin Sacer Hanım, burası yasaklı bölge mi? Sen buradan gitsene. Su içeceğim. Niyetli olduğunu biliyorum, başka bahane bul. Ziyafet mi var? Yoo. Bunlar ne o zaman? Hiç, benim öyle canım sıkıldı, bir şeyler hazırlayayım dedim. Sen, tembel Hacer. Güldürme beni. Vallahi içimden geldi. İyi bakalım. Ay, elim yandı. Çok sıcak. Mis gibi de kokuyor. Anam nerede? İçeride. Bir saattir orada. Ne yapıyor anlamadım. Hadi artık kurun şu sofrayı. Neredeyse top patlayacak. Birazdan midem bayram edecek baba. Öyle yemekler var ki parmaklarını yiyeceksin vallahi. Aa. Bunlar uçmadı ya.
Ne oldu bu yemeklere? Hangi yemekler? Burada dünyanın yemeği vardı. Yo, ben yemek memek görmedim. Ellerinize sağlık. Yemekleriniz çok güzel olmuş Hacer Hanım. Neyse, ben bunu anama söylesem iyi olacak. Ana! Dur abla, ana! Dur! Abla. Söyle bakalım. O pişirdiğin çeşit çeşit yemekler nerede? Şey abla. Ne abla? Şey. Yemeklerin içine sinek düştü. Ben de aldım. Hepsini çöpe döktüm. Ya evet, ben de inandım. Hazır sinek dedin de benim de midem bulandı. Şu sineklerden anama da bahsedeyim de onu da midesi bulansın. Bakalım abla, ne diyecek? Abla dur. Anama söyleme. Ne istersen yapacağım söz. Yeter ki anama söyleme. Demek ki ne istersem yapacaksın, öyle mi? Çocuklar neredesiniz? Top patladı, hadi. Şu yemeklere bakın hele. Halil İbrahim sofrası mübarek. Bu kadar yemeği kim yiyecek? Keşke konu komşuyu da çağırsaydınız he? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hani çeşit çeşit yemek vardı? Şey baba... Akşam üzeri bir dilenci geldi baba. Tam 4 haftadır boğazından bir lokma geçmemiş. Bütün yemekleri ona verdik. Evet evet, aynen öyle oldu. Dilenciyi görecektin baba. Bütün yemekleri sildi süpürdü. Tabakları yıkamaya gerek kalmadı. Zavallı adam. Kadın mıydı adam mıydı söyleyin. Adam. Kadın. E bir karar verin buna. Siz de bir karar verin artık. Sen sus. Şey yani babacığım, o kadar zayıf ve çelimsizdi ki kadın mıydı erkek miydi onu bile anlamadık. Değil mi kardeşim? Evet ablacığım. Bir deri bir kemik kalmıştı. Şu kadarcık midesi vardı. Böyle 10 gram falan. 10 gramcık midesi vardı. 10 kiloluk yemek yedi ha. Ya. Yok. Bu dilenci duba gibiydi. Böyle şişmandı. 300 kilo falan vardı. 300 kilo mu? 300. Neyse de 200. Ha. Ha 200. 100 kilo desen? Ha 100 olsun. En son kaça olur? Gelin şunu 50 kilo yapalım. Akşam pazarı nasılsa. Cemal! Güle güle oğlum. Allah zihin açıklığı versin. Canım. Güle güle yavrum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Güle güle. Hamide abla, Burhan bir yere mi gidiyor? Ayıptır demesi. Oğlum cahil köylüler okuma yazma öğretmeye gidiyor. Nereden çıktı bu şimdi? Ben gidiyorum. Derse kalmıyor mu? Ders mersi neyim ben? Çocuk muyum ben? Kezban yenge gelmeden toz olalım hadi. Hadi gidelim arkadaşlar. Biri beni mi andı? Kezban yenge. Hayrola beyler, bir yere mi gidiyordunuz? Benim dişim ağrıyor. Senin neyin var? Ben yarın şehre ineceğim. Erkenden uysam iyi olur. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Herkes geçip otursun. Koy masaya. Evet beyler, pamuk eller cebe. Köye okul yaptıracağım. Kezban yenge şimdi okula taktı. Herkese iyi akşamlar. Halim de geldi işte. İyi akşamlar Halim Bey. Oturun oturun. Oo, bakıyorum iyice havaya girmişsin. El kaldırmadan konuşmak yok. Halim izin verirse konuşacaksınız, anlaşıldı mı? Özür dilerim, geç kaldım. Kız Cemile, bu hal ne böyle? Ben de okuma yazma öğrenmeye geldim Kezban yenge. Kız, düğüne gider gibi bir halim var. Niyetin başka olmasın. Utan, utan. Kız kısmının kahvede ne işi var? Benim kızım buraya gelseydi ayaklarını kırardım vallahi. Sen kadın ayağını odunla karıştırıyorsun galiba. Hadi kolaysa benim ayağımı kır. Bakın beyler, burası şu anda kahve değil okul. Anlaşıldı mı? Okul. Okula herkes gelebilir. Kız senin ne işin var burada? Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Hani burası okuldu? Hani erkek kız ayrımı yoktu? Yanlış anladın. Benim demek istediğim,
Sülbiye okuma yazma biliyor. Burayı okuma yazmayı bilmeyenler için açtık. Ben belki Burhan'a yardımım olur diye geldim. Burhan değil, öğretmen. Sen ne arıyorsun? Ay! Senin aradığını arıyorum. Avcını yalayacaksın. Müsaade ederseniz derse başlamak istiyorum. Bey de kızıyor. Ben de istemiyorum. Kezban elini kaçın. Çabuk çabuk. Kaçın kaçın. Ödü geldi. Tövbe tövbe. Bakalım deve kuşu gibi ne zamana kadar başınızı kuma gömeceksiniz. Yerin altına bile saklansanız yine de sizi bulacağım. Ya okuma yazma öğreneceksiniz ya okuma yazma öğreneceksiniz. Sen söyle Kadir amca. Bu ne? Çift göbekli bir adama benziyor. Ne bileyim ben. B harfi öğretmenim. Aferin. Çok bilmiş, ne olacak? Hocam. Ne o kız? Kocam der gibi baygın baygın. Ne oldu Cemile? Sülbiye bana çok bilmiş dedi hocam. Çok bilmek güzel bir şey Cemile. Otur yerine. Burhan oğlum. Burhan değil, öğretmen. Her ne karın ağrısıysa benim eve gitmem lazım. Olmaz. Dersteyiz, teneffüsü bekle. Kezban yenge. Burada öğretmen olan benim. Müsaade edin de gerekeni ben söyleyeyim. Ben ne dedim şimdi? Ağzımı bile açmadım. İyisi mi ben gidip köydeki karıları toplayıp geleyim. Onlar da gelsin öğrensin. Kezban yenge, karılarımızı karıştırma. Kadınlar evde oturur. Öyle değil mi? Hani dersteydik? Benim okumam yazmam var akıllım. Sen kendine bak. Kezban yenge. Çıkmak için benden izin almadın. Bana bak Burhan. Burhan değil, öğretmen. Hadi be. Tövbe tövbe. Aa. Aa. B. 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 C. 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 Hey! Kimse kıpırdamasın. Eller yukarı. Kimse yerinden kıpırdamasın. Oturunuz yerde kalın. Yerlerinize oturun. Sakın kıpırdayım deme. Ne oluyor ya? Kimsin sen? Geri dur. Şimdi de geri bas. Hadi. Kimsin sen be? Yaklaşma, fena olur. Çocuklar için fena olur ha. Hepsi el kadar çocuk. Pardon. Öğrenciler diyecektim. Ne istiyorsun sen ya? Filmin devamını hatırlasam diyeceğim de... Burhan! Bu... Saffet, yedim seni Saffet! Dur! Yedim seni Saffet! Saffet! Ana! Saffet! Saffet! Yedim ulan seni! Saffetmiş! Aa Saffetmiş bırak! Gittiysen! Bırak! Gel buraya! Yapma! Ne yapayım lan ben seni şimdi? Yedim ulan seni! Şaka yaptım! Dur! Ulan bu şakayı eşekler bile yapmaz be. Ders kaynadı galiba. Amcaoğlu yapma. Aslan Saffet. Bıktım ulan senden. İndir beni amca. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Ya, hocam, lan. Hocam, hocam. Yaptım diyorum ya. Bırak. Ya susana sen. Parmağını hocanın gözüne sokacaksın. Hocam. Şaka yaptım. Ne var Cemile? Arkadaşlar çok konuşuyor hocam. Sen de kalk konuşanları tahtaya yaz. Yapma. Otur be Cemile. Ulan Saffet. Ulan Saffet. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Söyle lan. Söyle lan. Hadi arkadaşlar başka türlü ders kaynamaz. Yavaş yavaş duyelim. Hadi. Allah razı olsun. Bu yaştan sonra okumak bizim neyimize? Kızır gibi söyle Saffet. Sen çok yaşa Saffet. Saffet tamam tamam. Dellenmeyin. Olay kapandı. Hadi Saffet. Şımartıyorsunuz. Efendim. Saffet.
Nereye gidiyorsunuz? Ya gelin buraya. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Şöyle. Sağ ol. Rahat mı? Rahat. Rahat, sağ ol. Ne o kız? Hortlak görmüş gibi bakıyorsun. Beni beklemiyordun değil mi? Kim bu erkek? Burada ne işin var? Şey ana bu... Sana sordum. Ne oluyor burada? Bu kim? Sen de birazdan kim olduğunu unutacaksın. Çünkü sana öyle bir dayak atacağım ki ben bile tanıyamayacağım. Ana dur, bu Kerem. Ben de Aslı. Kerem ile Aslı. Nasıl emme? Demek benden habersiz yabancı erkeklerle buluşuyorsun ha. Kız ben seni öldürmez miyim? Ana. Efendim. Efendim beni izah edeyim. Sağ olsun Hacer bana bakmak için buraya geldi. Evet ana. Hı? Eğer onu tarladan buraya getirmeseydim ölecekti. Ne zamandan beri hasta bakıcı oldun sen kız? Seni eşek sudan geleceği kadar dövün de gördün mü? Kim? Lütfen hanımefendi. Hacer'in bir suçu yok. Sadece bana yardım etmek istedi. Sen onu külahıma anlat. Ana Kerem doğru söylüyor. Vallahi o kadar acıklı hikayesi var ki bir anlarsa ağlarsın. İnşallah beni ağlatır. Yoksa ben ikinizi birden ağlatacağım. De bakalım neymiş hikaye? Beni evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok kibar, nazik insanlarsınız. Estağfurullah oğlum. Biz insan olarak görevimizi yaptık. Yerimizde kim olsa aynını yapardı. Babamlar akşama doğru burada olurlar. Anan da baban da sesini duyunca ne kadar sevinmişlerdir kim bilir. Oğlum sen okumuş kibar bir çocuğa benziyorsun. Nasıl oldu da bu itin kopuğun arasına karıştın? Ben bu adamları tanımam etmem. Beni fidye için kaçırdılar. Hmm. Ne olduğunu anlamadan kendimi adamların arabasında buldum. Desene param var mı derdin var. Boyunları devrilsin inşallah. Fidan gibi çocuğu 3 kuruş için öldüreceklerdi. Yazık günah değil mi? Neyse verilmiş sadakan varmış. Allah seni anana babana bağışlamış. Sayenizde. Kız Hacer. Ne var Sülbiye? Bir şey isteyeceksen şimdi olmaz. Çok işim var. Ne isteyeceğim canım? Ancak Allah'tan senin için akıl fikir isterim. Benim aklımda fikrim de var çok şükür. Sen kendine bak. Buradan pek öyle görünmüyor da. Nasıl görünüyor? Aklım 5 karış havada gibi görünüyor. Aptal aşıklar gibisin. Aptal aşık ha? Evet. Hem de katıksız. Hem de katıksız. Desene kız, sen o çocuğa aşık mı oldun? Ben aşık falan değilim. Aşıksın işte, aşıksın. Hem de sırılsıklam. Beni kandıramazsın. Ben aşıkları 5 kilometre öteden tanırım. Allah Allah, Şahin bakışlı Sülbiye. Git de kendine gözlük al o zaman. Senin gözlerin bozulmuş. Ya öyle mi? O zaman bu derin mevzuyu annemle tartışsam iyi olur. Ana! Hayır, sakın hanıma bir şey söyleme. Vallahi beni öldürür. Söylemezsen bu dert de beni öldürür. Ne olur anama söyleme abla. Bir şartla. Ne? Aşıklara böyle yapılırmış. Bu konuda sen bana kurs vermiştin, hatırladın mı? Çok fırsatçısın. Fırsatlar hep senin ayağına gelecek değil ya. Benden az para soyuşlemedin. Gün olur devran döner derler. Ne dersin? Sırayla mı? Parayla mı? Uf.
hakem oradan iki kalıp beyaz peynir. Fazla yağlı olmasın. Diyet yapıyorum da söylemesi ayıp. Tamam. İki kangal sucuk. Yarım kilo siyah, yarım kilo yeşil zeytin. Kırmızı biberli olanından. Olur. Bir tane bulaşık deterjanı. Elleri bozma yanından olsun. Hayırdır Hamid abla? Piyangodan para mı çıktı? Yok. Her Ramazan ayındaki market alışverişim bu. Sen ne karışıyorsun? Çok konuşma sen. Ver bana oradan 5 kalıp sabun. 10 kilo şeker. 5 paket çikolata. 5 kiloluk sızma yağı. İstersen dükkanın önüne kamyon çekeyim. İçeride ne var ne yok yükler senin evine yollarım. Aşk bu. Nelere kadir. Sen de köşeye dön değil mi? Aşk olsun sana. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bana bak. Bu aramızda kalacak tamam mı? Yoksa seni mahvederim. Duydun mu? Ha? Duydun mu? Tabii canım. Aşık aşığın halinden anlar merak etme. Ha ona göre. Allah'ım. Olamaz. Ana! Ya ne yaptın? El yastığına ne zaman geçeceğiz hocam? Hocam deyip durma Cemile. Ama öyle Burhan. Sen benim hocamsın. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum ben. Gerçi bir harf öğretmesen de sana ömür boyu köle olurum ama. Sen zaten okuma yazma biliyorsun Cemile. Bildiklerimi tekrar ediyorum hocam. Bir taşla iki kuş vurmak buna denir. Hem seni görmeye geliyorum, hem de bildiklerimi tazeliyorum. Sülbi. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Uzun zamandır görüşemedik de hasret gideriyoruz. Ne hasreti Burhan? Cemile şaka yapıyor Sülbi. Sen ne yapıyorsun Sülbi'ye? Sana ne? Ayıp oluyor Sülbi'ye. Biz alışırız onun ayıplarına. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olur döver misin? Bak. Sülbiye dur ne yapıyorsun ya? Sen niye onun tarafını tutuyorsun Burhan? Ben taraf tutmuyorum ki. Niye benim tarafımı tutmuyorsun? Sülbiye. Sen vallahi aranıyorsun Burhan. Aranıyor. Senden daha iyi bir kısmet arıyor ne yapsın? Ne diyor bu Burhan? Tamam Sülbiye ya. Yok yere kavga çıkarıyorsun. Yok yere mi? Sen durduk yerde köy kızlarıyla cilveleş. Ben de buna ses çıkarmayayım. Öyle mi Burhan efendi? Sana geldiler galiba Sülbiye. Ne cilveleşmesi? Katır cilveleşmesi. Katır sana benzer. Ben şimdi durun, seni... Durun ayrılın. Delirdiniz mi siz? Tamam biz ayrılalım siz birleşin. Yazıklar olsun sana Burhan. Yazıklar olsun. Saçmalıyorsun Sülbiye. Saçmalayan sensin Burhan. Sensin. Bırak ya. Biraz düşününce yaptığı hatanın farkına varır. Çok üstüne düşme, ters teper. Hem kız kısmı dediğin biraz ağırbaşlı, kibar. Sevdiği erkeğe nazik olmalı. Benim gibi yani. Sen de saçmalayıp durma. Sülbiye'yi ne çok sevdiğimi biliyorsun. Ne olursa olsun onunla evleneceğim. O belli olmaz işte. Hem ne demişler? Damat ata binmiş, ya nasip demiş. Bir kere o damat değil, gelin. Anladın mı? Gelin. Kezban yengenin işine akıl sır ermiyor. Gelinlik kızları var. Elin adamını eve almış. Sonra da herkese hakem keser. Bır bır konuşur. He. Artık damatlık bellemiştir. Zengin çocukmuş. Ya yakışır mı bu Kezban yengeye ha? Bu devirde kimin ne edeceği hiç belli olmuyor. Devir para devri. Paranın gözü kör olsun. İstedikleri gibi parayla saadet olmaz desinler. Bal gibi oluyor. Doğru valla. Buran çok zengin birinin oğlu olsaydı Kezban kızını çoktan ona vermişti. Olsun be. Paramız yok emme. Gönlümüz zengin. Gönlü zenginlere kız verilmez Bekir. Varsa pulun herkes kulun. Yoksa pulun cehennemdir yolun. Kazan kaynıyor Buran. Benim de başım kazan gibi Saffet. Çok dırdırlanıp dellendirme beni. Sana ne oldu? Sülbiye ile kavga ettik.
Niye ki? Kıskançlık işte. Kerem'i mi kıskandın? Kerem'i mi? He. Kerem şimdi Kezban yengelerdeymiş. Yakışıklı da çocuk. Sen ne diyorsun be Saffet? Ben demiyorum. Ben onlar diyorum abla. Ben elçiyim. Hem elçiye zeval gelmezmiş. Dedikodular almış başını gidiyor. Belgin Doruk'la Göksel Ersoy'un böyle bir filmleri vardı. Başlatma şimdi filmlerinden be. Şimdi anlaşıldı. Ya. Sülbiye ondan bana bozuk attı. Hem suçlu hem güçlü. Ulan Sülbiye alacağım mısın? Order tabaklarınız bitti mi? Ana ne oluyor? O ne? Ordo mordo be. Bir muallim babası olarak bunları öğren artık. Hiç mi televizyonda yemek programı seyretmiyorsun Bekir? Bu tabağa ordo derler. Bana da unutturdun lafı. Aha da o dediğin bu mu? Tabakları her şeyden kuş kadar koymuşsun. Kim doyacak he? Ana sen iyi misin? Ne haller bunlar Hamide? Sen kendinde miyim? Kendindeyim tabii. Bugüne bugün. Koskoca bir muallim anasıyım. Bunlar az bile. Ana, alt tarafı köylülere okuma yazma öğreteceğim. Biraz abartmıyor musun? Muallim değil misin yani? Öyleyim de. Tamam o zaman. Bugün bakkaldan da epey erzak aldım. Ay başına öderiz nasıl olsa. Dinledin mi kadın sen? Ne diyorsun ay başı bay başı he? Burhan'ın maaşından veririz diyor. Artık biz de biraz rahatlayalım oğlumun sayesinde. Ana. Ben maaş falan almayacağım ki. Ne? Ah kalın kafalı Hamide. Ah nettin sen he? Amani! Gizlenize belli bakıyorsunuz ayı mı oynuyor? Ödevini yaptı mı Cemil abla? Bak yapmadıysan hoca fena yapar ona göre. İstersen sana kopya vereyim mi? Defolun be sizinle mi uğraşacağım? Arkadaşlarım bugün okulu kırdı Cemil abla boşuna bekleme. Bugün ders varsa olmaz. Nereye gitti herkes? Ders var diye. Kaçıp yan köydeki kahveye gittiler. Anlayacağın okulu kurdular okulu. Defolun be gidin şuradan. Hadi defolun. Hadi defolun. Keşke babanlara evin adresini vereydik. Bu yolu tepmezdik. Öylesi daha iyi oldu Kezban. Köylülerin ne dedikoducu olduğunu bilirsin. Babası gelsin kahveden alsın. Size de yük oldum. Yok oğlum. Hayırlı ne akşamlar. Demek? Sana da. Hayırdır? Nereye böyle? Kahveye gidiyoruz. Kerem'in babası gelecek de ondan. Ha, öyle mi? Ben hemen haber vereyim o zaman. Kime haber vereceksin? Herkes yan köydeki kahveye gitti de onlara haber vereceğim. Ben demedim mi size? Dedikoducudur bunlar diye. He. Ya. Yarattın Mecnun'a bir de senli ver. Herkes nerede? Bilmem. Birazdan gelirler herhalde. Saat 8 ama. Ay ne güzel hocam. Özel ders gibi oldu. Saçmalama Cemile. Bir tek sen olursan ders mers olmaz bugün. Biz de başka şeyden bahsederiz. Hocam, aşk nedir? Elinin körüdür. Okulda bu gibi şeylerden bahsetmek hiç hoş değil Cemile.
Cemile diyen diline kurban olurum senin. Aa, gelenler var. Bu o değil mi? Aa, Kezban yengelermiş. Biri de damatı değil. Hayırlı akşamlar. Size de. Biz derse engel olmayız Burhan. Bir köşede oturacağız. Merhaba, ben Kerem. Koş. Çok çabuk ol, çabuk. Çabuk. Aa, geliyorlar. Hadi buraya. Kerem'i ailesinden önce bulmalıyız, yoksa mahvoluruz. Hepsinin yüzünden oldu. Onun öldüğünden emin olduktan sonra olay yerinden ayrılacaktık. Dokuz canlı olduğunu nereden bileyim? Öldü sandım. Ailesi bizim yaptığımızı anlarsa bizi hapishanelerde çürütürler valla. Hele hizmetçileri olan ablamın bizi bu işe bulaştırdığını bir anlarlarsa sonumuzun ne olduğunu düşünemiyorum. O zaman bas gaza. Onlar köye varmadan bulmalıyız onları. Merak etme. Bu defa elimizden kurtulamayacak. Jandarmaya gidip meşgalemizi vermiş olabilir mi? Sanmıyorum. Ablam telefonlarını paralelden dinlemiş. Öyle bir şey olsaydı bize haber verirdi. Acele et o zaman. Çeneni çalıştıracağına ayağını çalıştır. Bas gaza. Gidiyoruz işte. Uçacak değilim ya. Ben bunları giyindim Safa. Vay be. Bir de şunu giy bakayım. Bunu da mı? He. Giy. Matrix gibi oldun lan. O kim ki Saffet? Boş ver. Söylesem de anlamazsın zaten. Sen Matrix olduğunu bil yeter. Şunu da takalım. Heh. Vay be. Şerefsizim. Tam orijinal Matrix oldun. Ben kör oldum Saffet. Alışırsın. Şimdi de böyle bir dur bakalım. Böyle. Böyle. Bak şimdi. Bu kıyafetinle doğruca Kerem'e gideceksin. Ona Hacer'den uzak durmasını, aksi takdirde bunu canıyla ödeyeceğini söyleyeceksin. Olmaz. Ben kimseyi öldürmem Saffet. Ulan deli. Mesela diyoruz. Adamı öldürmeyeceksin. Burada bir filmin provasını yapıyoruz. Hepsi bu. Sen ben artist mi edeceksin Saffet? Sen doğuştan artistsin lan. Artistim değil mi? Kendim ettim, kendim buldum. Ne diyordum? Kerem zaten seni bu halde görünce korkuda ne yapacağını şaşıracak. Hacer'den vazgeçecek değil mi? Hem de nasıl? Korkudan adını bile unutacak. Hadi aslanım göreyim seni. Delir o dağ gibi adamı. Neydi adın? Söyle bakayım. Ercep. Ercep değil. Matrix. Ha? Ondan. Al. Bu da tabancan. İstemem. Ben silah karşıyım. Taşıyorum. Bana ne? Ya şeytan doldurursa? Salak. Bu oyuncak tabanca. Kimse anlamaz. Nasıl ki sen sahte Matrix'sen, bu da sahte tabanca. Film icabı yani. Ha. Al. Aman. Bu oyuncak. Hadi bay bay. Kendinizden utanmalısınız gari. Yazıklar olsun. Galıbınıza yazık. Seni gören de adam öldürdük sanacak. Alt tarafı komşu köye gidip hal hatır sorduk. Yalan söyleme. Sırf dersten kaçmak için oraya gittiğinizi biliyor. Ne var bunda? Bacak kadar çocuklar da okuldan kaçıyor. Sen çocuk musun? İnsan yaşlandı mı kendini çocuk gibi hissedermiş. Sana ne oluyor? Bizim ettiğimiz kabahat sayılmaz. Esas senin ettiğin kabahat. Yabancı çocuğun senin evinde ne işi var? De bakayım. Ben açıklayabilirim.
Bunlar senin dinden anlamazlar. Geç şöyle. De bakalım Kezban yenge. Hangi kızını ona vereceksin? Sülbiye'yi mi yoksa Hacer'i mi? Bana iftira ha. Yazıklar olsun hepinize. Bu çocuğu fidye için ailesinden kaçırıp öldü diye göğün girişine atmışlar. Tarladaki halini hepiniz gördünüz. Kızım Hacer onu kurtarmasaydı şimdi kurtlara kuşlara yem olacaktı. Kezban Hanım doğru söylüyor. Seni yanlış anlamışım. Özür dilerim. Önemli değil. Senin yerinde kim olsa aynı şeyleri düşünür. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Siz olmasaydınız ben çoktan ölmüştüm. Özellikle Hacer Hanım'a çok teşekkür ederim. Bize de teşekkür et. Bunlar seni ölümden kurtardı. Biz seni ölüme göndereceğiz. Bunlar da kim? Beni kaçıranlar bunlar. Baş şerefsiz bak. Dur. Hadi bunlara esenlikleri fideyi verin beyler. Hadi. Hadi. Son duanı et. Kerem kaç. Kaçarsan kız ölür. Kızımın saçının bir tek teline dokunursan seni mahvederim. Bizim sizinle alışverişimiz yok. Kerem'i bize teslim edin yeter. De şöyle. O kızı bırak. Yoksa ölürse. Hiç şakam yok. Aferin Enerciğim. Onları bağlayalım. Biri gidip jandarmaya haber versin. Bravo Lelerciğim. Erdek değil. Biz. Patrick. Kerem'in arkasından su dökmeyi unuttum. Dök ki su gibi gidip su gibi geri gelsin. Onu bir daha göremeyeceğim. Öyle deme kız. Belli mi olur? Belki o da sana aşık olmuştur. Nereden biliyorsun? Yok be abla. Koskoca milyarder Zeki Bey'in oğlu. Bense bir köylü parçası. Arada dünya kadar uçurumlar var. Hiç bana tenezzül eder mi o? Aşk bu kızım aşk. Hiçbir engel tanımaz. Hem o koskoca Zeki Bey'in oğluysa sen de koskoca ağa kızı Kezban'ın kızısın. Onu kolay kolay unutamayacağım. Hep düşlerimde olacak. Aşkı kim icat ettiyse inşallah cehennemde cayır cayır yanar. Amin amin. Aşkın bize ettiğine bak. Ben Burhan'ı düşünmekten ateşler içinde kıvranıyorum. Sen de Kerem'i. Hacer! Heh, bir sen eksiktin. Kahramanın geldi kız. Neydi adı? Matrix miydi? Hacer bakoroz getirdim. Ne yapacaksın onu? Hacer'imle tekrar baş başa kaldığımız için onu kurban edeceğiz. Şehirli Kerem gitti. Hacer bana kaldı. Şehirli Kerem gitti. Hacer bana kaldı. Hadi kız şanslısın Şehirli yine. Kerem Aşkın gitti. Bir kapısı kapanır, diğer bir kapısı açılır. Dalga geçme abla ya. Kala kala bu deliye mi kaldım? Benim de kalbim var. Ben de insanım. Sus yoksa benim fena edeceğim ha. Var. Ben de insanım. Hadi Hacı. Gel aşkımıza bunu kurban edelim. Allah'ım ölür müsün öldürür müsün? Öldürmeyeceğiz Hacı. Keseceğiz keseceğiz. Koçlar gibi tokuşun bakayım. Ah. Belki horoz yerine sizi kurban ederim. Ha? Onların yerine şunu kurban et Kezban yenge. Bana bak deli Ercem. Git buradan yoksa toplu kurban ederim haberin olsun. Hadi. Teşekkür ederim. Yürü lan. Hadi lan. Siz de evinize. Yürü. 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 Kız muallimin anası sabah sabah nereye böyle?
Seni alakadar etmez. Siz niye geldiniz? Tarlaya gitmek için traktörü bekliyorduk. Nereden bileyim ben? Biz memur bir aileyiz. Tarladan anlamayız. Sevsinler senin gibi memur aileyi. Kız tezek topladığın günlerini çabuk unuttun Hamide abla. Eniklerin seviyesine inemem. İt ürür, kervan yürür. Bak bu doğru işte. Kervan gibi karısın. Kız kervan deyince aklına hangi hayvan gelir? Deve. Hazır kaymakamlığa gitmişken sizi de şikayet edeceğim. Görürsünüz. Baklayı ağzından çıkardı. Demek kaymakama gidiyorsun. Sebep? Kezban yengeye şikayete mi gidiyorsun yoksa? Susun be. Sabah sabah radyo mu yuttunuz? Ne bu gürültü? Sizin yüzünüzden uyuyamıyor. Bu halin ne böyle? Sabahın bu saatte nereye gidiyor? Kaymakama gidiyor. Oğluma maaş bağlamasını söyleyeceğim. Ha, o da seni kırmayıp hemen maaş bağlayacak, he mi? He? Hazır ona kadar gitmişken benim için de senin için maaş bağlamasını söyle. Kız dedirdin mi sen be ha? Yürü, yürü hadi. Kız Hamide. Yerinde olsam memurların eylemine de katılırdım. Bakarsın bir işe yarar ha? Ne? Bu karı da kendini esnaftan muallim anası sanıyor. Koş. Ali. Koş. Koş Ali koş. Ben yazmaktan yoruldum. Ali koşmaktan yorulmadı. Ya bunu 100 defa yazmak şart mı? Yoksa öğretmenden fırça yeriz. Biz okula mı gidiyoruz ki fırça yiyeceğiz? Hadi deli deli. Ev ödevi böyle de. Amca ev ödeviniz ne? Koş Ali koş. Amcalara bak, 50 yaşındalar, hala ilkokul birinci sınıftalar. Çekin gidin buradan. Gülmen yoksa kulağınızı çekerim. Amca istersen sana Ali topatı öğreteyim. Ben şimdi sana Ali bana topat atı öğretirsem, yürü git. Amca, senin önlüğün nerede? Bacaklarını kırarım. Bacak kadar veleklere rezil oldum. Çalışmıyorum işte. Yeter üzüldüğüm be amcaoğlu. Ne yapayım? Zülbi aklımdan çıkmıyor. Git o zaman ona gerçeği anlat. Böyle için içini yiyeceğini, git kapısına her şeyi anlat. Beni dinlemiyor ki. Beni gördüğü yerde yolunu değiştiriyor. Halbuki onu ne çok sevdiğimi biliyor. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Zülbi'ye bir yana, dünya bir yana. Bak aklıma ne geldi. Filmlerden bahsedeceksen seni dinlemem. Sana da iyilik yaramaz. Şimdiye kadar 40 tane filmin hikayesini uyguladık. Bir tanesini bile tutturamadık. Oğlum herkes her şey olabilir. Hatta cumhurbaşkanı bile olabilir. Ama asla sanatçı olamaz. Sende kabiliyet yoksa senarist ne yapsın? Sanatçı olunmaz. Sanatçı doğulur. Bana bak. Şimdi yumruğu alnının ortasını yiyeceksin ha. Oğlum sanatçı olmak isteyen kim be? Ben Sülbiye ile evlenmek istiyorum, hepsi bu. Bütün filmlerin hikayesi de böyle zaten. Film boyunca Edison Türkan Şoray ile evlenmek istiyor. Ama evlenebiliyor mu? Mesele burada. Kelim merhem olsa başına sürermiş. Sen bana akıl vereceksin, önce git bir kız bul da evlen. Ben eksik kalayım. Ben sanatımla evliyim amcaoğlu. O deli Ercep bile senden daha akıllı. Kalbimi kırıyorsun ama. Amcaoğlu. Ben gidiyorum. Eyvallah. Git git Saffet. Batan gemiyi önce fareler terk eder. Gerçi önce kalbimin kaptanı beni terk etti. Sonra da amcaoğlu. Sen miydin Saffet? Ben de deli Ercep sandım. Allah sonumu hayır etsin. Bir deli Ercep lafıdır gidiyor. Bugün bana Ercep diyen ikinci kişisin. Dikkat et o zaman. Birine aynı şeyi 40 kere söylersen o olurmuş. Ağzından yel alsın. Ya bırak şimdi bunları da.
Şu bizim Burhan'la Sülbiye ne olacak? Bana ne soruyor? Git onlara sor. İkisi de katır kadar inatçı. Bilmez miyim? Hele ablam var ya. Gel onları barıştıralım. Nasıl olacak o? Bak şimdi. Yok yok. Bu Kezban yenge iyice zıvanadan çıktı. Şuraya bak. Sanki köyün hiç eksi yok. Şimdi okul yaptıralım diye diretiyor. Aklı bir karış havadaki deli karı hepimizle oynuyor. Köyümüzü babasının çiftliği gibi kullanıyor. Aklına eseni yapıyor. Bir Allah'ın kulu karşısına çıkıp ne yapıyorsun demiyor. Kimse bir şey diyemez. O buranın muhtarı. Devleti temsil ediyor. Adam gibi görevini yapacaksa yapsın. Yoksa onu seçtiğimiz gibi göndermesini de biliriz. Sen de mangalda kül bırakmıyorsun. Kezban yengeyi görünce dut yemiş bülbüle dönüyorsun. Ne yapayım adı üstünde deli Kezban. Size bir teklifim var. Kezban yengeyi muhtarlıktan düşürmek için imza kampanyasına var mısınız? Aa Kezban yenge, biz de şimdi senden bahsediyorduk. İti an çömağı hazırla misali değil mi? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Sizin ne mal olduğunuzu iyi bilirim. Ayıp oluyor ama. Yalan mı lan? Pineklemek için tıkamasa kahveyi doldurursunuz, emme iş okuma yazmaya gelince kuyruğu yanmış kedi gibi kaçıyorsunuz değil mi? Bakalım bizimkiler ne kadar önemsemişler okulu. Sizler de gelin buraya, sizin huzurunuzu açacağım, sonra laf olmasın. Önce tutanak hazırlayalım. İki şahit lazım. Kim şahit olmak ister parmak kaldırsın. Kim şahit olmak ister dedim lan? Boşuna dinsizin hakkında limansız gelir dememişler. Düşünüyorsun. Abla desene kaderimiz bir. Ben Kerem'i, sen de Burhan'ı düşünüyorsun. Bana o adamdan bahsetme. Şeytan görsün yüzünü. Dilim başka, yüreğim başka söylüyor ama. Zaten aşk da acı çekmektir. Mutluluk olsaydı adı aşk olmazdı. Aa, faf, kavanoz dipli dünya. Allah'tan o çocukla karşılıksız bir aşk yaşadın. Aşkına karşılık bulsaydın ne yapardın? Benimki iyi ki karşılıksız bir aşk. Ya o da beni sevdiğini söyleyip başka kızlarla geçseydi? İşte o zaman felaketim olurdu. Sen ne demek istiyorsun Hacer? Çıkar bakayım dilinin altındaki baklayı. Aman öyle ben laf olsun diye konuşuyorum. Yok yok. Sen bir şeyleri ima etmek istiyorsun. Söyle bakayım söyle. Vallahi yok bir şey. Anlaşıldı. Sen rüşvet almadan konuşmayacaksın. Al şunu. Yo yo yo, alamam. Sen burada acılar içinde kıvranırken ben senden rüşvet alamam. Gerçi geçenlerde benden aldığın rüşvet içimi cız etmişti ama ne yapalım ablamsın. Az mı geldi? Bütün param bu. Heh, alayım bari. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Leş kargası ne olacak? Aa, üstüme iyilik sağlık. İçinden geldiği için aldım. Para verdiği kafana tabanca dayamadım herhalde. Sen onu da yaparsın. Şimdi söyle bakalım. Kimmiş bu başka kızlarla gönlünü eğlendiren Burhan mı? Tam üstüne bastın. İyice ezebilirsin o haini. Sen burada cefa çekerken o dere boyunda Cemile ile sefa sürüyor. Cemile ile mi? Ya. Ben ona yarın gösteririm. Bakalım bizim köylüler vicdanların sesini mi yoksa cüzdanların sesini mi dinlemişler? Şimdi
Bunlar da ne böyle? Ne burada? Hem bir tane kabul günü mü var? Gün olsa biz içeride oluruz Bekir abi. Ne o zaman? Kapıdını bekliyorsunuz. Vallahi durumlar kötü Bekir abi. Ne durum? Hava ve yol durumu. Ne? Ay ben ne saçmalıyorum bugün? Söyleyene değil, söyletene bak sen. Çatlatmayın ben sana. Ne oluyor dedim. Bizden duymuş olma ama evinizde haciz memuru geldi Bekir abi. Ana. Gel kız gizlice bakalım. İlk defa akıllıca bir şey söyledin. Bunu alma. Bunun son kullanma tarihi geçmiş. Senin de son kullanma tarihi geçmiş ama hala yaşıyorsun. Ver şunu. Hamide! Eyvah basıldık. Ne diyorsun be kadın? Haciz memuru nerede? Burada. Haciz memuru sen misin he? Her şeyi açıklayabilirim Bekir. Bakkaldan aldıklarımızın parasını ödemeyince o da hacize geldi. Kusura bakma Bekir. Ama mecburum. Ben de ev geçindiriyorum. Ödemem gereken senetler, sepetler var. Yapışın sen yap. Hamide. Oğlum muallim oldu diye yarım yarım geriniyordun. Şimdi ne oldu he? Seni mahkemeye vereceğim. Meskene tecavüzden. Hapislerde çürüyeceksin, görürsün. Sus be kadın, sus. Kendini boşuna yüzüyorsun Kezban yenge. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bizim vereceğimiz 3-5 kuruşla değil okul açmak, kalem tıraş bile alamazsın. Keşke imkanlarımız el verseydi. Bu köye ilkokul değil, lise hatta üniversite bile açardık. Etimiz ne budumuz ne? Elimize geçen paralarla karnımızı zar zor doyuruyoruz. Bir mektep açmak kaç para biliyor musun? Haklısınız galiba. Deli Kezban'ım işte. Benim gibi deliden başka ne beklenir ki? Biz kim, köye okul yaptırmak kim? Bunu ancak bir deli hayal edebilir. O deli ben Kezban yengeden başkası olamaz. Misafirimiz var Kezban yenge. Allah Allah, kim acaba? Kimse kim? Tanrı misafirinin başımın gözümün üstünde yeri var. Kezban yenge. Kerem. Bizim Kerem bu. Kerem. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Verin elinizi öpeyim. El öpenlerin çok olsun yavrum. Hoş geldin oğlum. Hayrola Kerem. Yine mi kaçırıldın yoksa? Yok. Sizi özledim de geldim. Hepiniz iyi misiniz? İyi çok şükür. Okul kampanyası nasıl gidiyor? Nasıl gitsin be oğlum? Delinin biri kuyuya taş atmış. 40 akıllı çıkaramamış. Başlamak bitirmenin yarısıdır Kezban yenge. Çorba da benim de tuzum olsun. Lütfen. Ana! Kerem gelmiş. Sağ ol oğlum. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk Hacer. Benimle gelir misin? Bak sana kimi tanıştıracağım. Sana nişanlımı tanıştırayım, Sibel. Hoş
nişanlın mı? Bu da Hacer. Hayatımı kurtaran kişi. Memnun oldum. O olmasa ölmüştü. Zaman aldı. Bu böyle pırt pırt. Vay be, havalarda 1500. Sus lan. Sus be. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın hocam. Günaydın Burhan. Bir zamanlama hatası var çocuklar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Oturabilirsiniz. Nabaşlı duvar almış, gümüş dere durmaz ata. Güneş kurtar şimdi doğar. Susun! Susun dedim. Şşşt! Oturun. Oturun. Benimle dalga geçersiniz demek. Çıkarın kağıtları kalemleri. Yazılı yapacağım. Ama hocam yapmayın hocam. Şşşt. Aa, karışmayın hocama. Ne? O ne derse o olur. Yazılı yapacağım diyorsa yapacak demektir. Aa, size mi soracak? Çıkarın bakalım kağıt kalemleri. Geçmiş olsun hocam. Öksürüyorsunuz. İkaz öksürüyor akıllım. Şşşt. Kesin gürültüyü. Hocam dün gece elektrikler kesikti, ödevimi yapamadım. Borcundan dolayı kesmişlerdir. Hocam, yazılıyı yarın yapsak olmaz mı? Şşt, itiraz istemez. Burhan! Ben sözlüğe kalkmak istiyorum. Hacer'le sözlenmek istiyorum Burhan. Hoca camide, hoca camide. Ferhan Kutman öyle söylüyor. Sen bir sus amcaoğlu. Tamam. Herkes hazır mı? Hocam! İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Önce soruları sorsun da. Teşekkür ederim. Burhan, oğlum olaysın. Baba lütfen ya. Sana torpil mi yapacağım? Yabancı değiller oğlum. Evet, yazıyorsunuz şimdi. Soru bir. Ali Koş. Ali nasıl yazılıyordu? Ali. A nasıl yazılıyor? A böyle. Şşt. Kopya çekmek yok. Yok hocam. Vallahi ben kimseden kopya çekmiyorum. Kız Cemile. Sen okuma yazma biliyorsun. Ne işin var burada? Sana ne? Sen kendi işine baksana. Yoksa aşk mektubu mu yazıyorsun he? Hocam. Şuna bir şey desene. Şşt. Herkes önüne baksın. Bitti. 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 Ben önce yaptım. Ver bakalım. Önce ben bitirdim. Önce ben bitirdim. Aferin. Ben de bitirdim hocam. Hadi oradan. Tembel teneke. Önce ben bitirdim. Allah'tan delisin. Yoksa sana edeceğimi bilirdim. Tamam Cemile. Sen de ver. Bitirenler gidebilir. Teşekkür ederim. Duymadın mı? Bitirenler gidebilir dedi. Sana ne? Hocam, kalemin ucu kırıldı. Ben yazamayacağım. Al, arkadaşının kalemiyle yaz. Burhan! Sağ ol hocam. Gel bakayım. Bitti mi?
daha yazmadım ki bitsin. Burhan, yardım etsene. Ayıp oluyor mu baba? Hayır evlat, ne olacak? 3 dakika sonra kağıtları toplayacağım. Şşt, herkes önde baksın. Ercep yardım etsene. Bana! Kopya çekmek yok bir kere. Tamam be. Herkes önüne baksın. Bu gidişle bunların hepsi sınıfta kalacak. He? Başta da sen Bekir amca. Burhan, kağıdımı oku sana. Oku oku. Dediğimi yazmamışsın Ercep. Ben size koş Ali koş yazın demiştim, öyle değil mi? Bana Ali den. Ben koş Acer koş. Ercep ben koş Acer yazdım. Köyün delisi ne olacak? Deli meli ama yazıyor ya, sen ona bak. Teşekkür ederim. Esneyip durmasan amcaoğlum. Seni gören de bütün gece beşik salladı sanacak. Kusura bakma amcaoğlu, gece çok geç uyudum. Televizyonda çok güzel bir film vardı. Allah'ını seversen yine filmlerden bahsetme. Sayende içim dışım film oldu. Nasıl istersen. Türk filmini izleyince aklıma hep sen geldin. Bütün gece ağlamaktan gözlerim şişti. Neyse canım, istemiyorsan anlatmam. Hava da çok güzel değil mi? Amcaoğlu. He? Şu dün gece seyrettiğim film gerçekten güzel miydi? Boş ver ya filmi. Başka şeylerden bahsedelim. Öğretmenlik nasıl gidiyor? Bırak şimdi öğretmenliği de. Filmi seyrederken neden beni düşünüp ağladın? Hangi filmdi o? Hıçkırık. Kerime Nadir'in meşhur romanını sinemaya uyarlamışlar. Bak şimdi. Hülya Koçyiğit aslında Edison'a aşık. Ama bir gurur yüzünden hiç sevmediği Kartal Tibet'le evleniyor. Çok üzüldüm. Sonra? Sonrası çok dokunaklı. İstersen anlatmayayım. Anlat anlat. Filmin sonunda ne oldu? Edison yaptığı hatayı anlayıp geri dönüyor. Ama geç kalmış. Hülya Koçyiğit verem olmuş. Onu kollarına alıp her zamanki buluştukları yere götürüyor. Orada Hülya son nefesini veriyor ve ölüyor. Çok üzüldüm. De bu filmin benimle ne alakası var anlamış değilim. Bak şimdi. Diyelim sen Edison'sun. Sülbiye de Hülya Koçyiğit. Bu durumda Avni kim oluyor? Kartal Tibet mi? Diyeceğim şu amcaoğlu. Senle Sülbiye'nin sürekli buluştuğu dere kenarında... ...şu anda Hülya ile Kartal birlikteler. Ne yani, Sülbiye şimdi Avni ile mi beraber? Olamaz. Vay be Saffet. Oğlum senin yönetmen olman lazımdı be. Köy yerinde harcanıyorsun be oğlum. Thank you.
Ayaka bastım Burhan. Bu dünyayı sana da Cemile'ye de dar edeceğim. Eğer Avni ile buluşacaksan dünyayı başına yıkarım Zübeyye. Ne oldu Burhan? Cemilen seni ekti mi yoksa? Zülbiye? Zülbiye ya. Bakıyorum seninki de seni ekmiş. Benimki mi? Anlamazlıktan gelme. Avni ile burada buluşacağınızı biliyorum. Ben, Avni ile. Yağ gibi üste çıkma Burhan. Cemile ile burada buluşacağını biliyorum. Ben, hem de Cemile ile. Yalan mı? Zülbiye abla. Ne oldu? O geldi. Kim geldi? Deli Ayriye. Eyvah. Şucuramın telinde bülbül öter dalında, cümle alem dilinde muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Kezban yenge, şucuramın telinde bülbül öter dalında, cümle alem dilinde muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. İnip gelir ilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Şucuramın telinde bülbül öter dalında, cümle alem dilinde muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.